Marcos Bölüm 1 Vaftizci Yahya'nın gelişi. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzeltin diyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde de deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. İğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. İsa görevine başlıyor. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin biçiminde kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, "Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum," diyen bir ses geldi. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. Çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabani hayvanlar arasındaydı ve melekler ona hizmet ediyorlardı. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. "Zaman doldu," diyordu. "Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın." İsa, Celile gölünün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andrea'yı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, "Ardımdan gelin. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım," dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Oradan biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçileriyle birlikte kayıkta bırakarak İsa'nın ardından gittiler. İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Kefernahum'a girdiler. Sept günü olunca İsa hemen havraya girip ders vermeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu. Tam o sırada havralarında bulunan ve kötü ruha tutsak olan bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık o adamdan," diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. "Yepyeni bir öğretiş. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar." Böylece İsa ile ilgili haberler tüm Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andrea'nın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü ve kendisi onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları
ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, Herkes seni arıyor. Dediler. İsa onlara, başka yere, yakındaki kasabalara gidelim, dedi. Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim. Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak tüm Celile bölgesini dolaştı. İsa bir cüzzamlıyı iyileştiriyor. İsa'ya cüzzamlı biri geldi. Diz çöküp ona şöyle yalvardı. Eğer istersen beni temiz kılabilirsin. Yüreği sızlayan İsa elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol, dedi. Adam hemen o anda cüzzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak derhal yanından uzaklaştırdı. Sakın kimseye bir şey söyleme, dedi. Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adakları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu.